Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ölçme değerlendirme sorularından sizler için seçtiğimiz cevaplar üzerinde duralım. Değerli arkadaşlar, birinci soruda A şıkkında aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü veya sözcükleri yerleştiriniz demiş. Değerli arkadaşlar, birinci boşluk doldurmamızın sorusu şöyle. Cihan Numa isimli eser hangi bilim adamına aittir? Katip Çelebi'ye ait bir eserdir. Boşluğa Katip Çelebi yazıyoruz. Müslüman Türk bir alimdir biliyorsunuz. Katip Çelebi ve Cihan Numa adlı eseri meşhur bir eserdir. İkinci soruda coğrafya kelimesini ilk kez milattan önce 3. yüzyılda hangi filozof kullanmıştır? Erotesthenes adlı filozof milattan önce 3. yüzyılda coğrafya kelimesini kullanmıştır. Üçüncü soruda uluslararası ilişkiler coğrafyanın yararlandığı hangi alanla ilgili? Siyasi coğrafyanın ilgilendiği bir alandır. Çizgili yere, noktalı yere siyasi kelimesini yerleştireceğiz. Dördüncü soruda yer kürenin katılaşmış üst kısmına ne ad verilir diye sorulmuş. Boşluğa doldurmamız istenmiş. Boşluğa litosfer adını yazmamız doğru olacaktır. Beşinci soruda ise beşeri olayların gerçekleştiği yaşam alanına hangi ortam adı verilir? Değerli arkadaşlar, beşeri ortam adı verilir. Beşeriyet yani insanlık demek, insan ilişkileriyle ilişkili ifade. Beşere, insana ait demek beşeri. Bundan dolayı beşeri kelimesini yazalım. Şimdi gelelim bu sorular içinde önemli gördüğüm 7. soruya arkadaşlar. 7. sorumuz da çok önemli bir soru. Hidrosferi oluşturan diyor çeşitli su ortamlarını yani deniz, göl, akarsu ve benzeri ve hidrosferde meydana gelen doğa olaylarını yani su döngüsü, akıntılar, dalgalar ve benzeri inceleyen coğrafya biliminin alt dalına sular coğrafyası adı verilir. Bir öncül vermiş, bir tanımlama, bir anlatı yapmış ve sorumuzu sormuş. Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler neler olabilir? Değerli arkadaşlar, noktalı yerlere şunları yazacağız. Hidroloji yani su bilimi. Oseanografya yani okyanus ve deniz bilimi. Limnoloji göl bilimi yani potamoloji akarsu bilimi ve hidrojeoloji yeraltı suları bilimi. Bunlar değerli arkadaşlar sular coğrafyasına destek olan yararlandığı bilimlerdir. Tekrar edersek hidroloji, oseanografya, limnoloji, potamoloji, hidrojeoloji. Bunları yazacağız. Sevgili arkadaşlar her iki ismin Türkçesini ve bilimsel ismini, Latincesini de yazmanız faydanıza olur. O açıdan ikisini de ezberlemenizi isterim. Değerli arkadaşlar 8. soruda yaşadığınız yere ait coğrafi özelliklerin bilinmesi günlük hayatta ne gibi kolaylıklar sağlar diyor. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere coğrafya insanoğlunun çevresindeki doğa olaylarını anlamasını sağlamaktadır. Coğrafya sayesinde insanlar çevrelerindeki olayların sebeplerini ve sonuçlarını kavrar, bu olayların yaşamlarına etkilerini öğrenir. Doğal kaynakların bir sınırı olduğunu anlar ve tasarruf bilinci de artar. Doğal afetlere karşı da daha hazırlıklı ve daha bilinçli olur. İşte bu açıdan sevgili arkadaşlar, coğrafya bilimini bilmek insanın hem doğayla uyumunu sağlar hem de doğada yaşamını sürdürmesine katkı sağlar. Eğer coğrafya bilimini bilen bir insan isek coğrafyaya, doğaya daha uyumlu bir yaşam sürerek geleceğe daha emin adımlarla adım atabiliriz. Bundan dolayı coğrafya bilimini bilmemiz faydalıdır. Aynı zamanda coğrafya bilimini bilir isek doğal kaynakların bir sınırı olduğunu da biliriz ve tasarruf ederiz. Gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir doğa bırakmış oluruz. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar coğrafya bilimini ve coğrafya biliminin özelliklerini bilmek çok önemli. Bunu bilmemiz gerekiyor.
Evet değerli arkadaşlarımız, 9. sorumuza geliyoruz. Diyor ki metinde boş bırakılan alana neler yazılmalıdır? Sevgili arkadaşlar, coğrafya bilimi fiziki ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziki coğrafya doğal ortamlar ile bu ortamlarda meydana gelen olayları inceler. Beşeri coğrafya ise doğal ortamdaki insan faaliyetlerini inceler. Fiziki coğrafya, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya ve kartografya gibi alt dallara ayrılır. Boşluk bulunan yerlere biz, yani çizgiyle gösterilen ekranda bakın, boşluğa jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya ve kartografya kelimelerini ne yapmamız lazım? Yerleştirmemiz lazım. Şimdi 4. bölümdeki ölçme değerlendirme sorularımızın 1. bölümünde aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ve sözcükleri yazınız demiş. 1. sorumuzdaki boşluğa ekvator yazıyoruz. Çünkü silindir projeksiyon ile çizilen bir haritada hata oranı ekvator çevresinde en azdır. Bundan dolayı boşluğa ekvator yazıyoruz. 2. soruda haritaların küçültme oranına ne ad verilir demiş. Haritaların küçültme oranına ölçek adı verilir. 3. sorumuzda boşluğa fiziki yazacağız. Renklendirme yöntemi kullanılarak oluşturulan haritalara fiziki harita adı verilir. 4. soruda boşluğumuza büyük kelimesini yazacağız. Şehir planları büyük ölçekli haritalardandır. 5. soruda ise eş yükselti eğrileri ile oluşturulan haritalara ne haritası adı verilir? Topografya haritası adı verilir. Çizgili olan boşluğa topografya kelimesini yazıyoruz. Evet, demek ki 1. boşluğa ekvator, 2. boşluğa ölçek, 3. boşluğa fiziki, 4. boşluğa büyük ve 5. boşluğa da topografya kelimelerini yazarsak doğru cevaplamış oluyoruz. 6. soruya gelelim. 6. soruda bir öncül verilmiş, bir bilgi verilmiş ve bununla ilgili bir soru sorulmuş. Hemen okuyalım öncül bilgimizi. Orta Çağ'da Avrupa'daki tutuculuğun bilim üzerindeki baskı ve engellemeleri haritacılık alanını da etkilemiştir. Buna karşın İslam dünyası pek çok bilimsel alanda olduğu gibi haritacılık alanında da parlak bir dönem yaşamıştır. Harizmi, Biruni, Kaşgarlı Mahmut, İdrisi gibi bilim insanları haritacılık alanında önemli çalışmalar yapmıştır. İslam dünyasının Orta Çağ'da başta haritacılık olmak üzere bilimsel alanda önemli çalışmalar yapmış olmasının nedenleri neler olabilir? Burada özgün bir cevap vereceksiniz arkadaşlar. Öğrendiklerinizden hareketle cevaplandıracaksınız. Şimdi ben sizler için şöyle bir cevap derledim. Şöyle bir cevap verdim arkadaşlar. Bu cevabı ve buna benzer hususları dile getirerek cevaplayabilirsiniz. Öncelikle İslam dininin ilim öğrenmeye verdiği önem diyebiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere İslam dini ilme, bilme önem veren bir dindir. İki günü eşit olan zarardadır diyor. Öyle değil mi? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Değil mi? Bu böyle bir ayet var. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zariyat suresi 56. ayet. Ve Peygamberimiz ne diyor? İki günü eşit olan zarardadır. Bunun yanında İslam'ın yayılma faaliyetleri değerli arkadaşlar. Şimdi yayılırken ne yapacaksın? Coğrafya biliminden faydalanmak durumundasın. Öyle değil mi? Gideceğin yerde neyle karşılaşacaksın? Nasıl doğal zorluklarla karşılaşacaksın? Ve bunun yanında İslam dininde özellikle bazı ibadetlerin yapılmasında, bazı ibadetlerin yerine getirilmesinde ne olacak arkadaşlar? Coğrafya bilimini bilmenin önemi ön planda olacak. Çünkü coğrafya bilimiyle ilişkilidir bazı ibadetleri yapmak. Mesela namaz vakitleri, değil mi? Şimdi 5 vakit namazın vakti nasıl tespit edilecek? Orucun tutulması, mesela imsak vakti var, değil mi? İftar vakti var. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Mesela düşünün, Hakkari'deki bir adam İzmir'dekinden daha erken açıyor iftarını ve imsak
vakti de farklı. Nasıl olacak? Bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Öyle değil mi? Yerel saatler farklı mesela. Gene hac ibadeti. Öyle değil mi? Hac ibadetinin vakti. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, İslam dininin ilme önem vermesi, İslam'daki bazı ibadetlerin yapılması, İslami faaliyetlerin, İslam dininin yayılma faaliyetleri, bakın bütün bunlar nedir? Coğrafya bilimiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olan kavramlardır. Bu yüzden arkadaşlar, İslam dünyasının ilme, özellikle coğrafya ilmine önem vermesi, özellikle Orta Çağ'da önem vermesi bu sebeplere dayandırıla bilinir. Bu noktada da o dönemin önemli bilim adamları bu alanlarda faaliyetler ne yapmıştır? Göstermiştir. Bunlar Harizmi, Biruni, Kaşgarlı Mahmut, İdrisi gibi bilim adamlarıdır. Değerli arkadaşlar, bu şekilde bir özet yaparak konuyu değerlendirebiliriz. Sizler de farklı açılardan farklı değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Ben size bir bakış açısı sağlaması açısından bu şekilde ifade etmiş bulunuyorum. 8. soruya gelelim. Uzaktan algılama yönteminin faydaları nelerdir demiş. Değerli öğrencilerim, insanların yeryüzünde kolayca ulaşılamayan yerlerde dahil olmak üzere yeryüzünün kuş bakışı olarak sürekli görüntüleyebilmelerini sağlar. Aynı zamanda yeryüzü ile ilgili güncel bilgiler kolay, hızlı ve ucuz bir biçimde sunulur. Ayrıca detaylı görüntüler sunar ve analiz imkanı sağlar ve görüntünün sürekli kaydedilmesi zaman içindeki değişimlerin karşılaştırılmalarına ve analiz edilmesine imkan sağlar ve son olarak da iş gücü ve zamanda büyük tasarruf sağlar. Bu faydaları uzaktan algılama yönteminin faydaları olarak sayabiliriz. Ve 9. soruya gelelim. Gene sorularımızdan birisi bu. Önemli sorulardan birisi bu. Sınavda çıkabilir. Renklendirme yöntemiyle oluşturulmuş haritalarda kullanılan renkler ne anlama gelmektedir? Değerli arkadaşlar, yer şekilleri yükselti basamaklarına göre yükselti arttıkça değişen renkler kullanılarak gösterilir. Bunu kitabımızdaki görsel 1.46'dan bakabilirsiniz, birinci görselde. Bu yöntem ile fiziki haritalar elde edilir. Bununla ilgili görselimiz ve haritamız da kitabımızda var arkadaşlar. Bunu da bakın parantez içinde belirttim. İlgili sayfaya bakın. Fiziki haritalarda okyanusların ve denizlerin derinliği arttıkça mavi rengin koyulaşan tonları ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır. Bunlarla ilgili örnek ve görsellerde kitabımızda ilgili sayfalarda mevcut. O görsellerimize de bakabilirsiniz. Bu şekilde bir ifadeyle cevaplandırabiliriz. Ve şimdi gelelim C maddesindeki ölçme değerlendirme sorularımızın çoktan seçmeli sorularına. Arkadaşlar 11. sorumuz şöyle. Diyor ki yukarıdakilerden hangileri haritalarda dünyanın küresel şeklinden kaynaklanan haritalardandır diyor. Bir, alanların değişmesi, iki, açıların değişmesi, üç, şekillerin bozulması. Değerli arkadaşlar, Edirne seçeneği yani üç seçenek de haritalarda dünyanın küresel şeklinden kaynaklanan hatalardandır. 12. soruya gelelim. Kuzey kutup noktasını merkeze alan bir düzlem projeksiyon ile çizilmiş dünya haritasında hata oranı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde daha azdır? Norveç arkadaşlar, çünkü kutup noktasına en yakın noktalardan birisidir. Buradaki hata diğer verilen ülkelere göre daha az olacaktır. 13. soruya gelelim. Bir yerin haritasının çizimine başlanılmadan önce aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir? Değerli arkadaşlar, bir yerin haritasının çizimine başlamadan önce bu haritayı hangi amaçla kullanacağız? Yani kullanım amacı önemlidir. Çünkü ona göre ölçeklendirme yapmamız gerekecektir. Durumu ortaya koymamız gerekecektir. Bundan dolayı Denizli seçeneği doğru cevaptır. Kullanım amacı.
Ve sayfamızdaki sorularla devam edelim. 16. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkat edin. 8 santimetreyi kapsayan ve 12 kilometrelik bir alanı ifade eden bir çizgi ölçek verilmiş. Bunun kesir ölçek olarak karşılığı 1 bölü 200 bindir. Dolayısıyla Adana seçeneği doğru cevaptır. 17. soruda ise 1 bölü 2 milyon ölçekli dünya fiziki haritasının ölçek paydasındaki sayı 2 kat büyütülerek tekrar çizilmiştir diyor, bir öncül vermiş ve diyor ki elde edilen haritada 1 hata oranı, 2 küçültme oranı, 3 ayrıntıyı gösterme gücü gibi özelliklerden hangilerinin artması beklenir? Sevgili arkadaşlar, bu ölçekteki bir haritada hata oranı ve küçültme oranı gibi özelliklerin artması beklenir. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan seçeneği 1 ve 2. maddelerdir. Gelelim diğer sayfamızdaki sorulara. 14, 15, 18 ve 19. soruları yapalım bu sayfamızdaki. 14. soruda Türkiye siyasi haritasının ölçeğinin paydası 2 kat büyütüldüğünde haritada İzmir ile İstanbul arası uzaklık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denmiş. Adana seçeneği doğru cevap. 2 kat küçültülmüştür ifadesi doğrudur. 15. soruda ise 1. Türkiye fiziki haritası, 2. Türkiye idari bölünüş haritası ve 3. Trabzon ili jeomorfoloji haritası. Diyor ki yukarıda konularına göre verilen harita türlerinden hangileri tematik haritalardandır? Değerli arkadaşlar, 3.'sü Trabzon ili jeomorfoloji haritası. Bu tematik bir özellik, yani oraya özgü bir konuyu ortaya koyan özel bir haritadır. Bundan dolayı yalnız 3'ü yazıyoruz. 18. soruya bakalım. Sayfamızda, ekranda gördüğünüz sayfadaki sorumuz. Türkiye fiziki haritasında 1. eğim bulma, 2. profil oluşturma, 3. idari sınırları belirleme işlemlerinden hangileri yapılabilir? Arkadaşlar eğim bulabiliriz ve profil oluşturabiliriz. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. 19. soruya bakalım. Dünyanın Görünümü adlı eser nokta noktaya aittir. Eserinde 2402 şehir ve coğrafi unsurun koordinatları yer alır. Metinde boş bırakılan alana aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yazılmalıdır? El Harizmi arkadaşlar yazılmalıdır. Dünyanın Görünümü adlı eseri var ve bu eserde 2402 şehir ve coğrafi unsurun koordinatları yer alır. Denizli seçeneği, Harizmi'yi işaretliyoruz. Arkadaşlar 20. soruya gelelim sayfamızdaki. Yeryüzünde geniş alan kaplayan göl, ova, orman gibi mekansal veriler haritalara aktarılırken alan, çizgi ve noktalama yöntemlerinden hangileri kullanılır denmiş. Birinci unsur, yani alan kullanılır. Adana seçeneği doğru cevap. 21. soruda ise Uşak ili 1 bölü 1 milyon ölçekli Türkiye siyasi haritasında yaklaşık 50 santimetre kare alan kapladığına göre diyor. Uşak ilinin izdüşümsel gerçek alanı kaç kilometre karedir? Değerli arkadaşlar 5000 kilometre karedir. Edirne seçeneği doğru cevaptır. Ekrandaki sayfamızda bulunan 24. sorumuzu cevaplıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi orta çağda haritacılık alanına katkı sağlamış Türk ve Müslüman bilim insanlarından değildir diyor. Denizli seçeneği, Katip Çelebi. Değerli arkadaşlar, orta çağda yaşamamıştır Katip Çelebi ama İdrisi, Biruni, Harizmi, Kaşgarlı Mahmut yaşamıştır. Katip Çelebi orta çağda yaşamadığı için, daha sonra yaşadığı için Denizli seçeneği doğrudur. Yoksa Katip Çelebi de Müslüman Türk bilim adamıdır. 25. soruya gelelim. Bir haritanın yalnızca ölçeğinden yararlanılarak 1. eğim hesaplama, 2. alan hesaplama, 3. uzunluk hesaplama işlemlerinden hangileri yapılabilir? Değerli arkadaşlar, alan hesaplama ve uzunluk hesaplama yapabiliriz. Bundan dolayı Denizli seçeneği doğru cevaptır. İkinci bölüm sorularımızda gene aynı şekilde bir sıralama var.
A bölümünde aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü veya sözcükleri yazınız demiş. Birinci soru şöyle. Dünyanın ekvatordan şişkin, kutuplardan basık, kendine özgü şekline ne ad verilir? Geoid adı verilir. Boşluğa geoid kelimesini yazacağız. İkinci soruda ise kalıcı kar sınırı ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe deniz seviyesinde yaklaşır şeklinde bir ifade kullanacağız. Üçüncü soruda ise boşluğumuza eksen yazacağız. Dinamik basınç alanları dünyanın eksen hareketine bağlı olarak oluşmuştur şeklinde. Ve dördüncü boşluğumuza günberi kelimesini yerleştireceğiz. Dünyanın yörüngesi üzerinde güneşe en yakın olduğu konuma günberi adı verilir. Ve beşinci soruda boşluğa 21 Haziran kelimesini ekleyeceğiz. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi 21 Haziran günü başlar şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkında aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız demiş. Bir öncül verilmiş kıymetli öğrencilerim. Öncülümüz şöyle diyor. Dünyanın şeklinin kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan kendine özgü şekline geoid adı verilir. Dünyanın şeklinin geoid olması şeklinin tam bir küre olmadığını kanıtlar. Dünyanın şeklinin tam bir küre olmadığını kanıtlayan özellikler nelerdir? Bunu ifade edeceğiz açık uçlu sorumuzda. Şimdi değerli öğrencilerim şu şekilde ifade edebiliriz. Ekvatorun uzunluğunun tam bir meridyen dairesinin iki meridyen yayının birleşmesi yani uzunluğundan 67 kilometre daha fazla olmasıdır. Ekvatorun yarıçapının kutupların yarıçapından 21 kilometre daha uzun olmasıdır. Kutup noktalarındaki yer çekimi gücünün ekvatordaki bir yere göre daha fazla olmasıdır. Küresel şekli ise yani geoid şekli ise güneş ışınlarının yere düşme açısının ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe daralmasıdır. Dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı karanlık olur. Yerden yükseldikçe görüş alanı genişler. Dünya üzerindeki bir noktadan hep aynı yönde hareket edildiğinde başlanılan noktaya geri dönülür. Bu da bu geoid şeklinin bir sonucudur, açıklamasıdır. Demek ki güneş ışınlarının yere düşme açısının ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe daralması, dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısının karanlık olması, yerden yükseldikçe görüş alanının genişlemesi ve dünya üzerindeki bir noktadan hep aynı yönde hareket edildiğinde başlanılan noktaya geri dönülmesi, bunlar bu şeklin özelliklerini ortaya koymaktadır ve geoid olmasını kanıtlamaktadır. Değerli arkadaşlar, şimdi bu bölümdeki çoktan seçmeli sorulara geçelim. Çoktan seçmeli sorularda 9. soruda diyor ki verilenlerden hangileri dünyanın şeklinin geoid olduğunu kanıtlar? Bir, dinamik basınç alanları oluşur. İki, yer çekimi ekvatorda kutup noktalarına göre daha azdır. Üç, paralel dairelerinin boyları ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe kısalır. Bunlardan hangisi dünyanın şeklinin geoid olduğunu kanıtlar? İkinci madde yani yer çekimi ekvatordan kutuplara göre daha azdır. Bunu ifade edebiliriz. Değerli arkadaşlar gelelim 10. soruya. 10. soruda enlem etkisine bağlı olarak orman üst sınırı dünyanın her yerinde aynı değildir diye ifade edilmiş. Buna göre haritadaki numaralandırılmış noktalardan hangisinde orman üst sınırı daha yüksektir diyor. Denizli seçeneği 4. bölüm 4. nokta bunun cevabıdır. Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Ve gelelim 11. soruya. Grup ve tam süresi ekvatordan kutup noktalarına gidildikçe uzar. Buna göre Türkiye'de bulunan bir kişi güneşin doğuş anını daha uzun süre seyretmek isterse aşağıdaki ülkelerden hangisine
gitmelidir diyor. Burada Ceyhan seçeneği Norveç olacak. Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Evet, şimdi geliyoruz bir diğer soruya, 13. sorumuza. Eksen eğikliği açısının 30 derece olması durumunda yengeç dönencesinin aşağıdaki enlemlerden hangisinden geçmesi beklenirdi diye sorumuz sorulmuş. Ceyhan seçeneği 30 derece kuzey enlemi işaretleyeceğimiz şık olacaktır arkadaşlar. 14. sorumuza bakalım. Sürekli rüzgarların esiş yönünün sapmasında 1. dünyanın yıllık hareketi, 2. dünyanın şeklinin geoid olması, 3. dünyanın günlük hareketinin hareket yönü gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Burada yalnız 3. madde doğru. Dünyanın günlük hareketinin hareket yönü. Bu seçenek doğru olduğu için ve bize de Bursa seçeneğinde verildiği için Bursa seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Ve arkadaşlar gelelim 15. soruya. Aşağıdaki görselde 5 ayrı noktada aynı anda güneşin ufuk düzlemindeki konumları gösterilmiştir diyor. Buna göre konumları verilen noktalardan hangisinde yerel saat daha geridedir? A noktası, yani birinci noktada yerel saat daha geridedir. Çünkü güneş orada dikkat edin doğudan doğduğu için ilk noktadır. Yerel saat diğer konumlara göre daha geri olacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. 12. sorumuzu başta cevaplayamamıştık sayfadan dolayı. Aşağıdaki aylardan hangisinde Türkiye'de gündüz süresi gece süresinden daha uzundur diyor. Burada Nisan ayı doğru cevaptır. Denizli seçeneğini işaretliyoruz. 16. soruda ise eksen eğikliği nedeniyle yarım kürelerde aynı anda birbirine zıt mevsimler yaşanır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi ile Türkiye'de buğday hasadının yapıldığı dönem arasında daha çok zaman farkı oluşur diyor. Denizli seçeneği Arjantin. Bu iki ülke arasında değerli arkadaşlar, Türkiye ve Arjantin arasında buğday hasadının yapıldığı dönem arasında zaman farkı daha çoktur. Denizli seçeneğini işaretlemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bölümde, bir sonraki videomuzda ve bölümümüzde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.